Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. İyi günler. Nasılsınız? İyidir. Size botoks tedavisi yapmıştık galiba sertleşme Evet. sorunu için. Peki ne zaman yaptık? Bir ay falan oldu hocam. Bir ay oldu değil mi? Ondan önce kadar süredir şikayetleriniz vardı? Sertleşme, erken boşanma. Ne kadar, bir yıldır var mıydı onlar? 6 ay, 1 yıl. Hemen aynı. Oraya sıçradı. Bir yıl, 6 ay. Peki ayda kaç defa ilişkiye giriyordunuz? Botoks Ayda tedavisinden önce. 4-5. 4-5 kere. İlişki esnasında sönmeler falan oluyor muydu? Oluyor hocam. Bu da sonra Oluyordu. oraya yaptığı şeyler olmadı He, artık. botoks tedavisinden sonra nasıl toparlanma oldu mu? Oldu hocam. Oldu. Herhangi başka bir tedavi alıyor musunuz şu anda? Herhangi bir ilaç tedavisi, Aynen. Viagra, Cialis hiçbir şey Aynen. kullanmıyorsunuz. İstediğiniz zaman sertleşme yaşıyorsunuz. Evet hocam. İyi ya, bayağı o zaman güzel. Şok dalgası yapılmadı değil mi size? Hayır hocam. Şok dalgası da yapılmadı. İyi o zaman. Peki ilişki sayınız kaça çıktı? Hocam, ayda 6-7 oldu hocam. 6-7 Evet hocam. ayda mı? Evet hocam. Çok da artmamış ama istediğin zaman ereksiyon sağlama kapasiteniz Evet oluyor hocam. artık yani, değil mi? Bir de full çalıştığım için. Ha, yoğun çalışıyorsunuz. Aynen, O yüzden. anladım. Peki hormonlara bakmış mıydık sizde o zaman? Hormon tedavisi falan yapmamıştık değil mi? Hayır, Hormon hormon. kan tahlilleriniz normal gelmişti. Evet hocam. Vitamin takviyeleri vermiştik ama değil mi? İlk onları verdi hocam, Yani sonra. B12, folik asit falan Evet onları hocam. verdik. Ondan sonra botoks tedavisinden sonra bayağı bir sağlamamız yani ereksiyon. İyi, çok sevindim ya gerçekten. Şu anda peki ne sıkıntı var? Benim erken boşanma oluyor. Erken boşalma oluyor. Erken boşalma ne kadar sürede oluyor? Bir dakika mı, altında Üç mı? dakika falan hocam. 3 dakika sürüyor. Peki şey diyeceğim, botokstan önce süre ne kadardı? Bir dakika falan Bir hocam. dakika filan. Botokstan sonra sürede bir uzama oldu yani, öyle mi? Oldu hocam. Sürede bir uzama sağladık. Peki sizin istediğiniz tabii 10 dakika, 15 dakika civarında değil mi? Yani hocam. Sprey kullanıyor musunuz peki erken Kullanıyorum boşalma hocam. için? Nasıl cevap alıyor musunuz spreyde? Al hocam onu var. O cevap almıyorsunuz. Nasıl kullanıyorsunuz spreyi? İşte ne şey hocam. Dört test. Bir 4 kız. yandan bir üst işte. Yandan, sağdan, soldan, üstten. Peki de kaç dakika önce kullanıyorsunuz? Bir 15-20 dakika önce. 15-20 dakika önce kullanıyorsunuz. Sonra ilişkiden önce siliyorsunuz. Tekrar ilişkiye Aa, girmek 10 numara istiyorsunuz. hocam. He? 10 O, numara. ne 10 numara? Sprey. Sprey çalışıyor yani. Öyle böyle değil hocam. Şimdi Çok fark. çalışmıyor dedin ya. Çalışıyor dedim hocam. Ha, sprey çalışıyor. Sprey erken boşalmada işe yarıyor. İş çok işe yarıyor hocam. Ha, çok işe yarıyor. Peki kaç dakika uzatıyor sprey? Hocam abartı söylüyor 15-20 dakika. İyi canım o zaman. 15-20 dakikaya kadar uzatıyor. Bazen daha fazla. Çok iyi. Peki şu andaki şikayet ne? Hocam her zaman sprey kullanmak Ha, istemiyorum. sprey kullanmak istemiyorsunuz. Anladım, anladım. Sprey kullanmak Kalıcı istemiyorsunuz. tedavi. Kalıcı bir tedavi olarak açıkçası. Peki durum nasıl? İlişki sırasında nefes, ondan sonra alçatapanı, kasları, kullanımı, ritim, ondan sonra derinlik. Bunlara dikkat ediyor musunuz? Edeyim hocam. Ediyorsunuz. Ritme dikkat ediyorsunuz yani. Yavaş yapıyorsunuz yani ilişkiyi. Yavaş hocam. Yavaş. Derinliğe dikkat ettiniz oldu mu hiç? Hiç fark etmem hocam. Hiç fark etmediniz. Derinlik çok önemli. Sığ ya da derin girişler yapabilirsiniz. Onun dışında kalça tabanını serbest tutmayı denediniz mi hiç? Hiç denedim hocam. Hiç denemediniz. Anladım. O zaman biraz tembellik yapmışsınız. Yani hocam. Demek ki onlara dikkat etseniz belki daha iyi olacak. Peki penis başı dolgusu düşünür müsünüz? Siz hocam nasıl bilmiyorsunuz onu düşünüyorum ben. Penis başı dolgusunda şimdi süresi uzuyor. İlişki süresi oldukça uzuyor. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir işlem. İşlem sonrasında günlük işlerinize geri dönebiliyorsunuz. İşlem yaklaşık 1-2 cc civarında yumuşak doğu ile yapılıyor. İşlem sonrasında penis başına bir şekil değişikliği olmuyor. Penis başına bir herhangi büyüme sağlamıyor ama duyarlılığı bir miktar daha azaltıyor. Hocam sizin bunu görseniz yapalım. Tamam, penis başı dolgusu yapalım o zaman size.